saygıdeğer Gürpınar halkı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu etkinlik alanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bugün çok değerli isimler de kıymetli Beylikdüzü halkı için bizlerle birlikteler. Gürpınar halkı için bizlerle birlikteler. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz bizlerle birlikte. Kıymetli Başkanımız, Parti Meclis üyelerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve saygıdeğer muhtarlarımız bizlerle birlikte. Beylikdüzü'nün, Gürpınar'ın çalışkan muhtarları da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saygıdeğer konuklarımız, güzel alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Bu güzel, güneşli, pırıl pırıl Ramazan gününde, pazar gününde birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler 1. etabı kentsel dönüşüm projesi etkinliği için bir aradayız. Ve şimdi bu halk buluşması öncesinde sizler için hazırladığımız bir filmimiz var. Dilerseniz gelin filmimizi birlikte izleyelim. İstanbul depremi büyük bir meseledir. Bağımsızlık meselesidir. Daha kötüsü geri gelmeyecek canlar meselesidir. Asıl olan can güvenliği dedik. Riskli yapıların dönüşümü için depremi beklemedik. Uzlaştığımız her sahada aktif rol aldık, hayatlar kurtardık. Bunlardan biri de siyasi manipülasyonlar nedeniyle dönüşümün yıllarca bekletildiği Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki siteler bölgesiydi. Bu riskli binalardan küçük çocuklar var, insanları yaşıyor. Enkaz altında kalmak istemiyoruz. Çok korkunçtu, hiç uyuyamıyorduk. Misafirlerim gelmiyordu, korkuyorlardı. Burada yaşayan binlerce vatandaş uzun zamandır kentsel dönüşüm için çözüm bekliyordu. 2016 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile başlayan çözüm arayışı ne yazık ki uzun yıllar yanıtsız kalmıştı. Biz her gün sallanıyoruz. Deprem var. Dolayısıyla bu rapor yaklaşık 8 aydır belediyenin gündeminde. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin değişmesiyle kör düğüm olan onlarca sorun gibi Beylikdüzü'nde de dönüşümün önü açıldı. 11 Kasım 2020'de Beylikdüzü Belediyesi ve Kiptaş arasında kentsel dönüşüm protokolü imzalandı. Gürpınar'daki siteler dönüşümünü çok beklemiştik. Evlatlarımızın güvenli konutlarda hayatlarını sürdürmelerini istiyorum. Orası İstanbul için, dolayısıyla Türkiye için örnek olacak bir hareket başladı. Hızla çözüm ofisi açıldı. Birebir iletişim sayesinde hak sahipleriyle güven bağı kuruldu. Ancak aynı çıkar grupları bir kez daha sahneye çıktı. Arkadaşlarım insanları yalvararak ikna ettiler. Niye biliyor musunuz? Bir grup yüzünden manipüle edilen insanlar kentsel dönüşümle ilgili bir yılı yediler. Tam 17 ay vakit kaybettik. 17 ay. Lütfen bu kırılgan binalar üzerinden, insan hayatı üzerinden siyaset yapmayı bıraksın yere siyasetçiler. Şeffaf ve kararlı yönetim sayesinde engeller birer birer aşıldı. Riskli yapı ilan edilen binaların tahliyeleri ve yıkımları tamamlandı. 25 Mart 2022'de 523 konut ve 15 dükkandan oluşan dönüşüm projesinin temeli atıldı. Buradaki sıkıntıyı daha ilçe başkanı yeni olduğunda ilk anlatan iki kadın kahramanıdır yani bu mahalledeki. Siz olmasaydınız ben bu kadar inançla bu işe koşturamazdım. Örnek oldu bizim binalar. Çok söylüyorduk başkanımız. Allah razı olsun, o da bizi kırmadı. Kendisi başkan olunca çok şükür yaptı evlerimizi. Bu işin hükümeti, yerel yönetimi yok. İşte şu gördüğünüz sitede bile binlerce insanımız güven içinde yaşayacak. Düne kadar ne yazık ki güvencesiz yaşıyorlardı. Ve beklenen gün geldi. Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler'de teslimler başlıyor. Beylikdüzü'ne hayırlı olsun. Beylikdüzü'ne hayırlı olsun. İşte bir kez daha sesleniyoruz. Değerli alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Beylikdüzü halkı, kıymetli Gürpınar halkı. Şimdi huzurlarınızda, milletin huzuruna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyoruz. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha.
Tamam anneciğim. Gene sarılacağım sana, geleceğim yanına. Tamam, gelip sarılacağım sana. Söz. Fotoğraf çekileceğiz kızlarımızla. Onları ön tarafa almayı unutmayın. Güzel hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kırlangıç evlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçek bir kentsel dönüşüm projesi. Hani gerçek diyorlar ya, bu gerçek olan. Burada anahtar teslimine başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllarca o kadar çok sözde kentsel dönüşüm işi anlatıldı ki, bu projenin gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu özellikle belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Bizi burada izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Komşularıma, hemşerilerime, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklara, bizi evlerinden izleyen komşularımıza, her birisine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş bizim hayati meselemiz. Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdür. Ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı. Sözde kentsel dönüşümün ne olduğunu anlamak için İstanbul'un haritasına bakmak yeterli. İnanın inceledik, baktık ve bakanlık tarafından ilan edilen İstanbul'daki kentsel dönüşüm alanları ile taşıdığı risk bakımından öncelikli alanları karşılaştırdık. Yani bakanlık diyor ki burası dönüşecek ama orası riskli alan değil. Yani rezerv alan ilan edilen yer riskli alan değil. Ve maalesef kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen 69 alandan sadece 2 tanesi gerçekten öncelikli risk taşıyan alan. Yani bakanlık Allah korusun bir depremde büyük hasar ve can kaybı yaşanabilecek alanları bir kenara bıraktı. Daha az riskli ama daha çok rantlı alanları kentsel dönüşüme açtı. Bu zihniyet kentsel dönüşümü inanın yapamaz. Ne hayat kurtaracak bir iş olarak görüyor kentsel dönüşümü, ne de İstanbul'un ve ülkemizin bekasını güvence altına alacak bir iş olarak görüyor. Onlar için inanın kentsel dönüşüm sadece rant üretmekten ve bir avuç insana dağıtmaktan ibarettir nokta. Başka bir dertleri yok. Tek dertleri İstanbul'a ihanet olarak tarif edilen işlerin büyük bir bölümünde insanları değil, bir avuç insanı mutlu etmek, zengin etmek. Kentsel dönüşüm adı altında da bu işleri bir kalıbın altına sokmak. Bu ihanetin sorumlularından biri de hiç şüphesiz ilgili bakanlıktır. İşte o dönemin bütününe hakim olan kişi de bugün İstanbul'a aday olarak gönderilmiştir. İnanın aslında İstanbul'a dönük bundan sonraki süreçte yapılmak istenen, atılmak istenen adımların gerçek niyetini açıkça ortaya koyuyor bugün İstanbul'a o adayın gönderilmiş olması. Sevgili dostlarım, tabii bunlar ihanete doymamış, ranta, haksız kazanca doymamış, milleti aldatmaya doymamış ve aynı şeye devam etmek istiyorlar. Kentsel dönüşüm diye İstanbul'u lüks konutlarla dolduranlardan, bakın Bakırköy, Ataköy sahillerine bakın, Zeytinburnu sahillerine bakın, buraları
kentsel dönüşüm vitrini diye İstanbul'a yutturdular. Fikirtepe gibi yanlış işlere imza atanlardan 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanları imara açanlardan, kentsel dönüşüm mağduru yaratanlardan bu şehre hiçbir hayır gelmez. Bunu en iyi siz biliyorsunuz aslında. Tabii vatandaşın sorununu çözecek, İstanbul'u kurtaracak gerçek kentsel dönüşüm onların rantçı modeliyle de yapılması mümkün değil. Ancak bizim halkçı, insanını düşünen, insanının cebindeki paraya göz koyan değil, insanının bütçesiyle bu dönüşüm modelini var ederek ev sahibi olmalarını sağlayan modelimiz de yapılabilir. Bakın bir örnek vereyim. Onların yönettiği Kiptaş 24 yılda kaç yapıya çözüm buldu biliyor musunuz? Yalnızca 1632 yapı. Bizim yönettiğimiz Kiptaş ise onlar 25 yılda bunu yapabildiler. Biz ise 4,5 yılda 2093 bağımsız birime çözüm ürettik. Yani biz onların 25 yılda yaptığından daha fazla işi bu 5 yılda yaptık. Üstelik onlar, evet, üstelik onlar bu yönetimlerinde, hani diyorlar ya, hükümet de onlarındı, Büyükşehir Belediyesi de onlarındı, Kiptaş da onlarındı. Hükümet, belediye işbirliği içinde çalıştılar. Biz ise bakın bu kadar iş yapıyoruz. Tek bir kamu bankasından bir kuruş bile destek görmeden bunu başarıyoruz. Tek bir kuruş. Allah'a şükür. Allah'a şükür onlardan daha çok iş ürettik. Çünkü niyetler iyi değilse hükümet ve belediyenin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece ne yaparlar biliyor musunuz? Vatandaşın zararını büyütürler. İstanbul bu gerçeği yıllarca yaşadı. Bugün teslimine başlayacağımız Beylikdüzü kırlangıç evler dahil olmak üzere Kiptaş 4,5 yılda teslim ettiğimiz toplam bağımsız birim sayısı neye ulaştı biliyor musunuz? 10.577'ye ulaştı. 10.577 konuta. Bu hafta ayrıca Pendik ark katlı evlerde etaplar halinde teslimlerimiz başlayacak. Böylece ulaşacağımız birim sayısı 18 projede 11.033 olacak. Bakın aynı 5 yılda TOKİ ne yaptı? Aynı 5 yılda 2019-24 yıllar arasında yalnızca 8.500 konut. Biz işimizi isteyeceksiniz tabii. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Hepsini hiç endişen olmasın. Biz işimizi çok iyi yapıyoruz. Vatandaşımıza değer veriyoruz. İstanbul ve İstanbullu için çalışıyoruz. Hem de bütün engellemelere rağmen. Bakın kentsel dönüşümde doğru modeli kurduk ve çalıştırdık. Önümüzdeki 5 yılda kentsel dönüşümde çok daha büyük bir atılım yapacağız. Bakın İstanbul Yenileniyor programı başlattık, duymuşsunuzdur. Bu programla kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Biz vereceğiz o desteği. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız. Yine bu yapılardaki dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin %65'ini biz karşılayacağız. Bakın riskli bina ilan edilen yapılara
bakanlığın verdiği 5500 lira kira yardımı var bakanlık. 5500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul'da, öyle değil mi? Ekonomiyi perişan ettiler. Biz bu eksikliği gördük. Bunun üzerine 7000 lira ekstra kira desteği vereceğiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Başka bir şey daha yapıyoruz. Hem ev sahiplerine vereceğiz, hem de kiracılara vereceğiz. Onları da başı bir halde bırakmayacağız. Vatandaşın desteğini onlara da vereceğiz. Dar gelirli emeklilerimize bakanlık kira yardımının üstüne onlarda 9000 lira kira desteği vereceğiz. 17 farklı noktada 12000 yeni sosyal konut birimi üretmek adına projelerimizi hazırladık. Yeni projelerle 20000 sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 10000 konutu yenileme sözü vermiştik. 12000 konut teslim ediyoruz. Yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2000 daha üstünde iş başardık. Sözümüzü tutarız biz. Önümüzdeki 5 yıl için 22000 konut biriminin yeri, projesi, her şeyi hazır. 22000. Bakın, ilk etapta bu 22000 konutu dönüştüreceğiz. Allah'ın izniyle hedefimiz İstanbul'da toplamda 50000 konutu dönüştürerek insanlarımızı huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak olacak. Bakın, bütün bu söylediklerimiz sevgili hemşehrilerim, benim değerli komşularım, ince ince hesaplanmış, ölçülüp biçilmiş, gerçekçi vaatlerdir. Bizim iş ahlakımızı ve sorumluluk duygumuzu benim en iyi Beylikdüzü'ndeki hemşehrilerim, komşularım bilir. Söz verdik mi yaparız biz. Bunu 2014'ten yana bilirsiniz. En iyi bilenlerden biri de Gürpınar Mahallesi'dir. Siteler bölgesidir. Sevgili hemşehrilerim, bakın, burada yaşayan komşularımız kentsel dönüşüm için çözüm ararken Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak da hep yanlarındaydım. Yine arkadaşlarımla birlikte her aşamada kendilerini bilgilendirdik. Son derece şeffaf bir süreç yönettik. Sevgili hemşehrilerim, o dönemde, hatta öncesinde ilçe başkanıyken ben ilk sitelerdeki evlere girdiğimde buradaki vahim durumu görmüştüm. Ve o günden itibaren buraya özenli bir yaklaşım gösterdik. Ve burada bir kısmınız bilebilir, bir kısmınız bilmeyebilir. Burada sitelerin içindeki Okatan Çarşısı bir batakhane gibiydi, batakhane. Orada uygunsuz, kuralsız, hukuksuz işler yapanları oradan nasıl söküp attığımızı burada yaşayan komşularım biliyor. Ve oranın bir bölümünü kamuya alarak, kalanını da kiralayarak kadınlara, çocuklara kurs yeri, eğitim yeri yaptığımı en iyi Gürpınar'daki komşularımız bilir. Sonra yine işte burada kentsel dönüşümü yürüterek ve aynı zamanda burada büyük bir yer vardı, biliyorsunuz, yukarıda tepede Meşeliğin olduğu yer. Orayı özenli bir takiple tersine bir işlem yaparak genelde Ankara kamu gelir belediyenin yerini alır. Ben gittim kamunun yerini aldım, orayı da Beylikdüzü'ne hediye ettik. Son anda
orayı engellemeye çalışan bir milletvekili, işte bugünkü akıl benim şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde o günkü duruşundan dolayı, o günkü duruşundan dolayı benim şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratım. O zaman o devletin kurumunun başında olan o arkadaşı arayıp sen bu bakanlığa ait malı bir CHP'li belediyeye nasıl verirsin? Seni hani sürdüreceğim manasında böyle bir tavır kullanıp tehdit ederken o da ona ben kamuya ait bir malı yine kamuya ait bir kuruma kuralına uygun bir şekilde kamulaştırma bedeli üzerinden devrediyorum. Yaptığım bu işte hiçbir haksızlık, hukuksuzluk yok. Bana konuşurken diline dikkat et. Ben devlet memuruyum diyerek gerisi onu terslemiştir ve oranın yapımına imzasını atmıştır. Bak açık söyleyeyim. O dönemde biz orayı alırken tabii ne başbakan ne de sayın cumhurbaşkanı yetkisi gerekiyordu. Başbakan yetkisi gerekiyordu. Ben buradan söyleyeyim. Sayın Davutoğlu imzaladı o zaman buranın şeyini. Sayın Cumhurbaşkanı imzalayacak deselerdi gene bekletirdi. Onu söyleyeyim yani. Ama burayı aldık. Şimdi de geçenlerde açılışını izledim. Mehmet Çalık başkanımız orayı çok güzel bir koru haline getirdi. Güzel ağaçlık bölümünü ve bu sitelerin hizmetine sundu. Hayırlı uğurlu olsun. İşte tam da mesele ne biliyor musunuz sevgili dostlar? 2014 öncesi Gürpınar siteleri AK Parti döneminin ihmal edilmiş bir alanı görün. 2014 sonrası yapılanları bakın Güzel Sanatlar Lisesi'ni, buradaki parkları, o çarşının dönüşümünü, altyapı yatırımlarını, diğer kurum ve kuruluşların yapımlarını da bizim dönemimiz olarak görün. İşte İstanbul'u da aynı şekilde halkçı ve insanca bir şekilde dönüştürüyoruz. Bakın son derece şeffaf bir süreç yönetiyoruz o günden bugüne. Her aşamasında ilçe meclisinde de her aşamasında nitelikli ahlaklı adımlar attık. Neler yaşadık burada ama sonuç alamadık. Şimdi az önce videoda izledim. Güzel bir şey hazırlamış Kiptaş Ali Kurt'a teşekkür ederim. O videoda benim bir meclis konuşmam var. Gördünüz mü orada kürsüde? Sesimi anlamıyorsunuz bile. Niye biliyor musunuz? Benim o 2017'de yaptığım konuşmayı ben meclis tutanaklarından alamadım biliyor musunuz? Biz ise o görüntü konuşmanın anlaşılmadığı o görüntü meclisin yayınlanmadığı bir görüntü ve Ekrem İmamoğlu konuşmasını istiyor onu bile alamıyor bakın millete göstereceğiz. Zaten içeriye kamera sokmak da yasak. Biz ne yaptık göreve geldiğimizde televizyonlardan kaliteli dijital yayınla ne olup bittiğini bütün İstanbul'a gösteriyoruz. Bu bizim şeffaflığımız. Bir de şeffaflıktan bahsediyorlar. 2018'de planlı o süreci o kadar yoğun takip ettik ki plan değişikliği sürecini bir türlü geçiremediler. Tabii sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Kentsel dönüşüm için ön hazırlıklara başladık. Ardından Büyükşehir Belediyesi başkan olduktan sonra Mehmet Çalık başkanımla birlikte buraya özenli bir gayret gösterdik. Kentsel dönüşümü başlatmak için Kiptaş'la birlikte harekete geçtik. Tabii ancak 3/2 çoğunluğun kısa sürede sağlanması mümkün olmadı. Yine geldi bir kısım meczup siyaset yapacak diye buradaki insanları aldatarak tam 17 ay geciktirdi burayı. 17 ay. 2022 Mart'ta buranın temelini attık. Bakın bugün 2024 Mart. 2 senede toparladık. 2 senede toparladığımız yeri biz zamanında imzalar atılmış olsaydı şu anda bir buçuk senedir burada oturuyor olurdunuz. Bu bile engellendi.
dinlesin olsun. Karşı çıkanlara da üzülüyorum çünkü onları da aldatanlar oldu. Siyaseten aldatanlar oldu. Ama biz diyoruz ki aldanmayın kardeşim. Biz burada hayırlı bir iş yaptık. Ne mutlu bana. Ben gerçekten %99'a uzlaşıya ulaştıktan sonra hemen tahliye işlemleri başlatıldı. Yıkımlarını yaptık. 25 Mart 2022'de projenin temeli atıldı. Ve dediğim gibi 302 hak sahibi, 523 konut, 15 dükkan olmak üzere 538 bağımsız birimden oluşan kırlangıç evlerde hak sahipleri gördüğünüz gibi pırlanta gibi dayanıklı evlerine kavuştular. Ne mutlu bana. Üstelik ne olacak? Değerli hak sahipleri buradaki borçlanma tutarlarını evlerine oturduktan sonra 36 ayda %0 faizle Kiptaş ödeyecek. 36 ayda. Bakın bu gerçek kentsel dönüşüm örneğidir. Bu öyle TOKİ mağdurları gibi mağdur yaratma işi değildir. 2-3 milyon deyip millete 70-80 milyona mal olacak evler satmak değildir. Milletin geleceğini köreltme işi değildir. Bakın sevgili hemşehrilerim. Kiptaş bizim değerli kurumumuz. 10 yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki arkadaşlar ya arkadaşlar bir çıkartın bakalım. Biz ne kadar Ankara'dan gelip de bizi teftiş ettiler, müfettişler, soruşturmalar. 5 yılda bu kardeşiniz ve ekibi 5 yılda. Bugün yayınladım tabloyu bakın Twitter'dan. 1017 kez soruşturulduk. Müfettişler geldi. Teftişler yapıldı 1017 kez. Bizden önceki dönem 5 yıl kaç defa yapılmış biliyor musun? 146. Bunun da çoğu ne biliyor musunuz? Rutin denetimler. Teftiş değil yani. Soruşturma değil. Bizimkilerin çoğu soruşturma. Bu kardeşinizi Kiptaş'a bile hiç gelmediler. Kaç defa geldiler bu 5 yılda? Sayış'ta hiç uğramadı. Bu sefer geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edeceksiniz. 1017 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız. Hiçbir şey bulamayacaksınız. 5 gün kala, seçime 6 gün kala kumpasla, yalanla, iftirayla bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Tabii bugün herkesin kazançlı çıktığı, doğru bir, güvenli bir model olan Beylikdüzü kırlangıç evlerinin yapımında emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Genel Müdürümüz, Kiptaş Genel Müdürümüz Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Yine bütün Kiptaş çalışanlarına, bütün Beylikdüzü çalışanlarına ama tabii bu süreci en iyi şekilde yöneten özellikle yüklenici firmanın da özenli bir gayreti var. Ben yüklenici firmaya da ayrıca burada teşekkürü bir borç biliyorum. Nitelikli bir iş yapıp, ahlaklı bir iş yapıp süreci buraya taşıdığı için ben tabii etaplar halinde başlayacağımız bu projenin teslimi inşallah sürece hızlı devam edecekler ve biz bu süreci bir şekilde toparlayacağız. Şunu söyleyeyim. Tabii bu mesele ne biliyor musunuz? Bu mesele kentsel dönüşüm meselesi sevgili hemşehrilerim. Evinde insanlarımızın yaşarken çoluğunun çocuğunun hayat meselesi. Bu konuda sizleri
sizleri, bu şehirde yaşayan insanlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturma konusunda her türlü işbirliğini, devletimizin her kurumuyla işbirliğini yapmak için kapılarına sürekli dayanmaya, ama onlar vermese olmasa bile bu şekilde kaliteli işler yapmaya kararlıyız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda sevgili hemşehrilerim, bu konuda çok samimiyiz. Ve sizi yeni yuvalarınıza, güvenli yuvalarınıza kavuşturmadan bu kardeşiniz asla yorulmayacak, çok çalışacak, onu da söyleyeyim. Sevgili dostlar, ben tabii bugün Beylikdüzü'nde biraz dolaşacağım. Sonra 4.30'da bütün İstanbul'a şu anda 21 noktasında markasını veren Yaşam Vadisi ismiyle nam salmış olan, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin farklı noktalarında diğer belediyelerin de projelerin ismini Yaşam Vadisi diye koyduğu bir ortamda, o güzel markanın birinci etabında Beylikdüzü'yle hemşehrilerimle buluşacağım. 4.30'da sizleri bu güzel Ramazan ayında, bu güzel pazar gününde Yaşam Vadisi'ne bekliyorum. Ama ben bugünü bir şekilde toparlamazsam eksik kalır. Nasıl toparlayacağız söyleyeyim. Bir kere burada ben ilk geldiğimde, daha doğrusu ilçe başkanı olduğumda, buranın problemlerini sen de vardın. Naciye abla, niye beni tanıştırmıyorsunuz ablamla? O da vardı yanımda, niye demiyorsunuz? Gelecek yanımıza. Benim ofisime gelip dertli dertli bunu anlattılar bana. Ta 2010 yılı, 11 yılı ben de gelip evlerini ziyaret etmiştim. O günden beri buralardayım. Ben burada en az 30-40 eve, 50 eve girmişimdir. Ama bir taziye, ama bir iftar yemeği, ama bir çay kahve sohbeti. Sizlerin evlerine girmiş bir hemşehrinizim, kardeşinizim. Bunun için buradaki güvenli ortamın sağlanmasına emek veren hem Mehmet Çalık başkanımı, hem Ali Kurt başkanımı yanıma davet edeyim, genel müdürümüzü, ama Naciye abla ve Hayriye ablayı da yanıma alayım ki fotoğraf tam olsun. Çok emek verdiler. Aynen öyle, sabahları tabii sabahları, sabah erkenden. Nasılsın Naciye abla, iyi misiniz? Merhaba. Farkındaysanız biraz film yıldızı olmuş gibiler ha. Hakları vallahi çok emek verdiler, söyleyeyim. Çok emek verdiler. Gel anacığım, gel. Cumhurbaşkanı ol, o iş, ben ölem. Ta Allah korusun. Ben niye bu kadar güçlüyüm? Sayende senin duan olmasa ben nasıl güçlü olacağım? Kurban olun ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Burada ilkin, evet. Dedim ki Ekrem Bey, sen büyük bir adamsın. Yok yok, estağfurullah. Sen dedim Atatürk'sün. Oo. On tane oyun var, onu da ayağın dibine kurban. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Neyse, beni daha utandırma be, Atatürk'ün tırnağı olalım, yeter bize. Evet. Eyvallah. Sağ ol anneciğim. Merhaba gençler, nasılsınız? Harikasınız, harikasınız, sağ ol. Nasıl gidiyor Gürpınar Spor, iyi mi gidiyor? İyi, iyi, hadi bakalım. Şimdi eyvallah. Öyle. Eyvallah, harikasınız. İnşallah benim ömrüm, şöyle söyleyeyim, hizmetle geçer inşallah, ama bu güzel Gürpınar sitelerde inşallah bütün evlerin sağlamlaştırdığı, insanların huzurla yaşadığı bir süreyi burada görmek istiyorum. Yeni dönüşümler bir kısım başlamış, başkanımız teşvik ediyor.
ama biz yapacağız, ama yapanları teşvik edeceğiz. Ve başta siteler olmak üzere İstanbul'un her noktasında mutlu insanlar var edeceğiz. Konuşmayı uzatıyorum ki arkamdaki dua devam etsin. Edeyim, edeyim zaten. Dua edeyim. Gece, gündüz, sabah hazeninden kalkayım. Tamam, yönümü şeyle, pencereye dönüyorum. Allah'ım diyeyim, ne olur Ekrem'i getir bir şey. Türkiye kurtulsun, Türkiye kurtulsun. Dua arkamda, sırtımda devam ediyor. Ben onun için Allah ne mutlu bana. Tamam, çocuklarımız da alacağız. Hakkınızı helal edin, biraz uzattık. Bu güzel yerimiz, yuvamız hayırlı uğurlu olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah beni size mahcup etmesin güzel komşularım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Belediye başkanımıza, Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, güzel annelerimizin hayır duaları eşliğinde yolumuz açık olsun. Şimdi ben tabii Beylikdüzü deyince unuttuk. Bizim Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Taşkın Özer'i davet edelim alkışlarınızla. Zeynel Emre Milletvekilimiz burada, onu davet edelim. Cem Aydın Parti Meclis Üyemiz var, onu davet edelim. Berker Esen Parti Meclis Üyemiz var, onu davet edelim. Mülayim abi, davet etmeyeceğim seni, Müslüm abi yok burada, onun için kızıyorum sana. Sürdün onu, neyse, Mülayim Demirtaş Başkanımızı da davet ediyoruz. Birlikte sizi, evet. Bu güzel güneşli pazar gününde bizleri yalnız bırakmayan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımıza, Parti Meclis üyelerimize, kıymetli vekillerimize, Beylikdüzü Belediye Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımıza, kıymetli meclis üyelerimize, İptaş Genel Müdürümüze, saygıdeğer muhtarlarımıza ve siz sevgili halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bugün saat 16.30'da gerçekleşecek halk buluşmasına davet ediyoruz sizleri. Saygıdeğer Gürpınar halkı, kıymetli Beylikdüzüler. İstanbul'un yüzünü güldüren başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bugün saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde halk buluşmasında bir araya geleceğiz. Haydi Beylikdüzü, haydi Gürpınar. İstanbul'da Ekrem Başkan, Beylikdüzü'de Çalık Başkan diyeceğiz. Tam yol ileri. İmamoğlu'na oy ver.
Gürpınar Kırlangıç Evler birinci etabı hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yolumuz açık olsun. Güzel annelerimizin hayır duaları eşliğinde yolumuz açık olsun. Size layık olacağız. Bu güvene, bu sevgiye layık olacağız. Çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Birlikte başaracağız. 31 Mart'ta İstanbul'da Ekrem Başkan, Beylikdüzü'de Çalık Başkan diyeceğiz. Tam yol ileri. Ne güzel burada bir yine aile gibi buluştuk. İyi ki varsınız. Çocuklarımız gelmiş. Gençlerimiz burada pırlanta gibi. Annelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler var. Hepinize birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, belediye başkanımız, belediye başkan adayımız ve değerli dostlarımızla birlikte sizleri selamlıyoruz. Tabii ben bugün günümü biraz benim memleketime ayırdım. Yani Avcılar'a, Beylikdüzü'ne ayırdım. Bugün buralardayız. Yaşamımın büyük bir bölümünü geçirdiğim yaklaşık 35 yıldır buralarda sizlerin arasında aslında büyüdüğümüz, hayatımızı kurduğumuz bir ortamdayız. Sizleri çok derinden hissediyorum, yaşıyorum. Her anında da aslında görevimin her anında da sizin sorunlarınıza çözüm bulmanın gayreti içerisindeyim. Dün akşam kocaman bir sofra kurduk ve bu soframızda, iftarımızda, kreşlerimizdeki çocuklarımızla, anne babalarımızla iftarımızı açtık. O amin cümlemizin şu var. O masalarda duran binlerce çocuğumuzu görmek. Yani yarınlarda inşallah senede 20 bin çocuğumuzu kreşlerde okutabilmenin, hayata hazırlayabilmenin onuruna sahip olabilmek benim hayatımın en büyük ödülü. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Belki birileri bunu anlama yeteneğini yitirdi. Onlar bir çocuk yetiştirmenin her şeyden önemli olduğunu bilmeyi unuttular. Meseleyi çıkara, meseleyi siyasi hakimiyete, kibire, egoya taşıdılar. Ama bizim insanımızın aslında derdi basittir. Öyle değil mi sevgili anneler, babalar? Bizim insanımızın derdi basittir. Evladını yetiştirmektir. Okutmak, onu okuldan itibaren güvende, iyi okullarda eğitmek. Şimdi iki tane ikizimiz var orada. Burada ikisi öpücük yolluyorlar. Yanına gittim. Resimde çekileceğiz. Biri dedi ki ben senin gibi olacağım dedi. Ben de dedim sen benden daha iyi olacaksın dedi. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Çocuklarımızın yetişmesi değil mi meselemiz? En büyük meselemiz. İki, geçim sorunu yaşamamamız lazım. Çocuklarımız yetiştikten sonra iş bulabilmeleri lazım. Hayata tutunabilmenin merkezidir İstanbul. İstanbul umuttur. İstanbul umutsuzluk olmaz. İstanbul yoksulluk olmaz. İstanbul insanlara varlık verir, kazandırır. Ama adil bir ortam sağlanırsa bunlar olur. Ama bunlar ekonomiyi perişan ettiler. Onun için insanlarımız umutsuzlaştı. Ama bunu inşallah hep birlikte tersine çevireceğiz. Türkiye'yi İstanbul'dan başlayarak Türkiye'yi göreceksiniz. Halkçı belediyecilikle, adil belediyecilikle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ve bu millet gerçek anlamda ahlaklı, erdemli yönetimle birlikte
nasıl umut dolu geleceğe yürüyeceğini gösterecek. Halkımızın bir kusuru yok. Halkımıza bu süreci biz vereceğiz. Sizler bizi destekleyeceksiniz. Biz size layık olacağız ve hep birlikte bütün şehirlerimizden başlayarak ülkemizi müreffeh bir sürece, refah dolu günlere hep beraber taşıyacağız. Bundan emin olun. Bu yol öyle bir yoldur. Şimdi bir konu daha var. Üçüncü konu. O da ne? Ne yazık ki depremden korkuyoruz. Çünkü aslında depremden korkulmayacağını öğrenen ülkeler var dünyada ama biz korkuyoruz. Çünkü ne yazık ki geçmişten bugüne binalar iyi sınav vermedi. İyi binalar yapılmadı. Peki biz ne zaman depremi anladık ve korkmaya başladık? Sene 99, öyle değil mi? 99 depreminde depremin acı bir şey olduğunu hep beraber gördük, yaşadık. Hatta İstanbul'da en fazla can kaybını Avcılar'da verdik. Komşularımızı kaybettik. Ben de o zaman Beylikdüzü'nde oturuyordum. Dolayısıyla 99 yılından beri böylesi bir korkuyla, böyle bir endişeyle yaşıyoruz, doğru değil mi? 25 yıldır. Şimdi 5 yıldır büyük bir çaba gösteriyoruz. Bakın İstanbul'da deprem tek başına kentsel dönüşüm değildir. Aşamaları vardır. Depremle mücadelenin aşamaları vardır. Bakın plan olmazsa orada dönüşüm yapamıyorsunuz. Önce plan sorunlarını çözmeniz lazım. Bazı yerlerde mülkiyet sorunları var. Mülkiyet sorunlarını çözmeniz lazım. Bazı noktalarda zeminle ilgili sorunlar var. O zaman onu çözmeniz ya da ona göre başka bir imarlı alan üretmeniz lazım. Bütün bunlar birbirini takip eden sorunların çözüm aşamaları. Bakın altyapıyla ilgili sorunları depreme dayanıklı şekilde çözmemiz lazım. Yani kanalizasyonu, doğalgazı, bunun gibi birçok konuyu depreme dayanıklı yapmazsanız Allah korusun, bir afette susuzluk hastalık demek ya da atık su hastalık demek. İşte bütün bu konular birbirini takip eden işler. Köprüler, viyadükler veya yaya geçitleri depreme dayanıklı olmalı. Bunların hepsini yapıyoruz. 5 yıldır seferberlik ilan ettik. Yaşam alanları, meydanlar yapmak, yeşil alanları korumak, toplanma alanlarını korumak. Bakın bütün bunlar yine depremle mücadelenin aşamaları. Bakın metrolar yapmak, yerin altında güvenli ulaşımı sağlamak, kesintisiz ulaşımı var etmek yine depremle mücadelenin bir parçası. Yani sadece bina yıkıp yapmak değil. Ancak sevgili dostlarım, bakın az önce Turan Ançerli başkanımız burada ifade etti. 2019'dan bu yana omuz omuza Turan Ançerli başkanımla depremle mücadele, kentsel dönüşüm, imar planı süreciyle ilgili ciddi bir mücadele verdik. Bence bu geçtiğimiz 5 yıl planlama açısından, depremle mücadele açısından, kentsel dönüşüm açısından değerli bir 5 yıl olmuştur. Ben hepinizin huzurunda Turan Ançerli başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, biz planlama sürecini bir takım engellemelere ya da çıkartılan sıkıntılara rağmen Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıkartarak süreci toparladık Turan Ançerli başkanımızla ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzla hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem Avcılar'da. Daha sonra tabii burada 40 yıldır imar sorunu olan Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleyle ilgili süreçlerin tetiklenmesi, hızlandırılması, kira desteği gibi bir takım hususların bizim tarafımızdan da devreye sokulması ki Avcılar'da sağlanan güven ortamıyla
binlerce insanımız yeni yaptığı binalarıyla güvenli yuvalarına kavuştular. Kavuşmaya da devam edecekler. Burada Firuzköy'le ilgili süreçleri biliyoruz. Yeşilkent'te devam eden dönüşümle alakalı süreçleri biliyoruz. Orada özellikle bir rezerv alan ürettik. Yaklaşık 3000 konutluk mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. O rezerv alanda konut üreterek yine Yeşilkent'te olan o alanda Yeşilkent'in de dönüşümünü hızlandıracak ve birbirini destekleyecek bir üretim alanı oluşturduk, planlarını yaptık ve bakanlığa yolladık. Hani bugün sokakta değil de, sokakta gezemiyor da, İstanbul'un muhtelif yerlerinde dolaşan acemi aday 2 senedir Şehircilik Bakanlığı'nda o planlar bekliyor, 2 senedir diyor ya, önceliğimiz o. Size şunu söyleyeyim, onların önceliği İstanbullu falan değil. Onların tek önceliği var. Bugün birincisi o, birincisi para, ikincisi çıkar, üçüncüsü bir kişiye yaranmak. Bir kişi mutlu etsin, onlar için her şey tamam. Bizim farkımız ne biliyor musunuz? Ben buradaki gözlere bakıp İstanbulluların mutlu olduğunu görürsem ben evde yastığa başımı huzurla koyarım. Onlar bir kişiyi mutlu ederse mutlu yatıyorlar, onu söyleyeyim. Bugün İstanbul'a gelmiş, bugün İstanbul'a gelmiş muhtemelen benimle yatıp benimle kalkacak. Konuşmalarında bakalım ne diyecek, ne derse desin. 5 yıldır bu kardeşinizle uğraşıyorlar, 5 yıldır. Soruşturmalar, müfettişler, onlar, bunlar. Bizden önceki 5 yılın 12-13 katı hiç gelmedikleri şirketlere, ofislere, iştiraklerimize girdiler, çıktılar. Geçmişteki dosyalarımızı açtılar. Ters çevirdiler oldu, olmadı. Düz çevirdiler olmadı. Dik tuttular olmadı, olmadı. Şimdi 5-6 gün yalanla, iftirayla, kumpasla bizi bu yolumuzdan döndürmeye çalışacaklar. Ya hadi oradan ya. Hadi oradan işinize bakın. İşinize bakın. Bunlar bunlar işlerini de imal ediyorlar. Yahu Namık vekilim de paylaşmış. Yıllardır yurt dışında ülkemizi temsil etmiş duayen büyükelçilerimizden. Yani etrafımız ateş topu. Rusya'da terör saldırısı var. Filistin'de canlar yanıyor. Ortalık ateş topu. Dış İlişkiler Bakanı gelmiş İstanbul'da oy toplayacak. Ya sana niye oy verecek millet? Ayıptır. Ayıptır. Polisin derdi, askerin derdi, jandarmanın derdi ortada. 3600 ek göstergeyi bekliyor polis canhıraç. Dişini böyle sıkıştırmış, dilini dişinin arasında gece gündüz çalışıyor. Bir 3600 ek gösterge vereceksiniz, onu vermiyorsunuz. Gelmiş İçişleri Bakanı burada oy topluyor. Ya bakın, bizim seçim güvenliğimizden sorumlu İçişleri Bakanlığı, bizim bu sürecin hukuki alanından sorumlu Adalet Bakanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyaya savcılık yapıyor. Her gün bir açıklama yapıyor. Bunlar ülkenin emeklisi 10 bin lira maaşla geçinemiyor. Bakın bu ülkede yoksulluk değil, açlık sorunu var, açlık sorunu var. Açlık sorunu var. Bu insanlar ya gidin işinizin başına oturun. Bu memleketin dış politikasıyla ilgilenin. Bu millet size daha 10 ay 11 ay önce oy verdi. Gidin enflasyonla, pahalılıkla, yoksullukla, işsizlikle, mücadeleyle işinizi yapın. Gelmişsiniz 17 kişi mi 16 mi 18 mi her neyse Ekrem İmamoğlu'na karşı mücadele veriyorsunuz. 17 artı 1 oldular bugün. 17 artı 1 ya da 18 artı 1 neyse.
Ya bir kere adaylarına yazık, biliyor musunuz? Yani adaya demek istiyorlar ki senden bir şey olmaz, biz geldik seçimi kazanacağız. Böyle bir komedi. Bu millet ağzından çıkacak kelimeye, Ankara'ya dönüp bakana veya işte ne dedi ne demedi ona göre hareket edecek kişi İstanbul'a belediye başkanı seçecek. Seçmez. Bakın burada muhtarımız var. Muhtarımız milletten oy alıp seçiliyor, öyle değil mi? Muhtarımız millet ne derse ona bakmıyor mu? Şimdi genç pırlanta gibi bir kardeşimiz Utku Caner Çaykara Avcılar'da belediye başkan adayımız. Yarın milletimiz ne derse onu yapmayacak mı? Millet kendi işine bakanı sever. Kendi işiyle ilgileneni, kendi işine bakanı. Böyle bakanları sevmez. Buraya gelen bakanları sevmez. Buraya gelen bakanlar bir kişinin ağzına bakıyor. Biz 16 milyon ne derse onu yapıyoruz kardeşim. Aramızdaki fark bu. Onun için sevgili dostlar, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği, pahalılık, yoksulluk, fakirlik, bizim bu anlamda halkçı belediyecilikle bu kötü ekonomik politikaya rağmen size destek olacağımız süreç ve kentsel dönüşüm, depremle mücadele, dayanıklı şehirler var etme konusunda dayanıklı, donanımlı, birikimli, halkıyla üreten, milletin evlatlarını düşünen, onlar için çalışan bir ekibiz. Ben bu anlamda burada hassas bir düşünceyi ortaya koyan ve burada kentsel dönüşüm esnasında ev bulamayacak ya da kira desteği bile alsa bir eve yerleşemeyecek insanlara böyle bir alan üretme hassasiyetini gösterdiği için Turan Ançeli Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu sürdürülebilirlik açısından değerli, aynı zamanda inşallah bu süreçte kentsel dönüşüm sürecinde Utku Caner Çaykara Başkanımızın aktif olacağı kentsel dönüşüm sürecinde çok işine yarayacak. Tabii bizim bu anlamda sosyal konut üretme kabiliyetimiz var. Bu anlamda rezerv konutlarımız var ama ilçe belediyeleri bunu yapamayabilir ama böylesi alanları rahatlıkla üretebilir. Bunu ben gerçekten çok özenli bir davranış olarak gördüm. Bütün ilçelerin böyle alanlar üretip işlerini kolaylaştırmaya dönük hamleler yapması lazım. Bu yönüyle kendisini tebrik ediyorum. Bir başka tebriğim. Şimdi sevgili dostlarım, siyasette karar alma süreçleri var, şu var bu var. Ama esas olan benim derdim kişisel menfaatim değil. Birikimimle 5 yıl hizmet ettim. Bundan sonra farklı konumlarda, farklı ortamlarda, farklı koşullarda nasıl hizmet ederim arayışıyla verilen bir siyasi karara saygı duyarak sürecin toparlanması, mevcut adaya destek olmasıyla çok erdemli, çok ahlaklı bir siyasi kişilik örneği ortaya koyduğu için ben Turan Ançerli'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Turan Ançerli'yi benim inşallah Allah nasip eder bu önümüzdeki 5 yıllık dönemde İstanbul'a hizmet edeceğim dönemde göreceksiniz. Turan Ançerli Başkanımız benim en yakınımda yine İstanbul'a kendi uzman olduğu hususlarda hizmet ederken göreceksiniz. Benim can yol arkadaşımdır. Kendisine yürekten teşekkür ederim. Geçmiş hizmetlerinden ve bundan sonraki sürecinden dolayı karşılıklı nezaketle genç bir siyasetçi olarak bu süreçte her anını saygılı bir şekilde yöneterek güzel bir ortam sağlayarak avcılara ne kadar hazırlıklı olduğunu ve bu bölgenin bir genci olarak inşallah iyi bir belediyecilik yapacağını, deneyimlerden faydalanıp iyi insanlarla, düzgün insanlarla, doğru teknik insanlarla çalışarak iyi bir süreç yöneteceğine inandığım, saygı ve sevgi çerçevesinde süreç yönettiği için de
İnşallah 31 Mart'ta kazanacağına yürekten inandığım Utku Caner Çaykara'ya da teşekkür ediyorum. Ben iki değerli arkadaşımı yanıma davet etmek isterim. Size şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Bu seçim sadece bir seçim değildir, değil mi? Yerel seçim mi bu seçim? Değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğinin seçimi. Burada çok deneyimli ablalarımızı, abilerimizi görüyorum. Kendiniz için oy verdiğinizi düşünmeyin. Şu çocuklar için oy vereceksiniz, şu çocuklar. O çocuklar için oy vereceksiniz. Çocuklarınız için oy verirken burada bulunanlara değil, bizi izleyen bütün hemşerilerime söylüyorum. Ne olur vicdanıyla, ahlakıyla, erdemiyle bu şehri iyi yönetecek insanlara oy verin. Ayrıştıranlara değil, birleştirenlere verin. Rantçılara, israfçılara değil, belediyecilere verin. Bu şehirde bereket getirip iş yapanlara verin. Şeffaf olanlara verin ve bu şehrin insanları ne diyorsa onu yapanlara oy verin. Parti devleti gibi davranan, bir lider ne derse onu yapan değil, milletin sesine kulak veren, cumhuriyetçi, demokrat, halkçı, bize ve bizim adaylarımıza oy verin. Biz buna inanıyoruz ve bunu asla terk etmeyeceğiz. Ben bu duygularla Turan Ancelli Başkanımızın bu değerli hizmetinin açılışında bulunmaktan duyduğum onuru tekrar ifade etmek isterim. Yol arkadaşlığına teşekkür ederim. Bundan sonraki yol arkadaşlığında da çok güzel işler yapacağımıza eminim. Utku Caner Başkanımızın inşallah 31 Mart'ta hep birlikte çalışarak o güne kadar kalan 6 günde güler yüzünüzle buradan çıkarken hemen komşunuza, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza giderek oy istemeye ve 6 gün gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Sandıklarda görev almaya, bir kişi daha fazla olalım diye müşahit olmaya, gönüllü olmaya hazır mıyız? O zaman 1 Nisan'da inşallah hem Turan Ancelli Başkanım orada devir teslim yapar, hem Utku Caner Başkanım orada sizi karşılar, Avcılar Belediyesi'nde buluşalım. Makdolan da Saraçhane'ye gelir, Saraçhane'ye. Anlaştık mı? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hakkınızı helal edin. Ramazan ayınız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun. Yolumuz tam yerleri. Tam yerleri. Tam yerleri. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.